Merhabalar herkese. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben Ekin Akın. Biyas Mühendislik'te müşteri ilişkileri temsilciliği görevini yürütüyorum. Webinar öncesinde Biyas ile ilgili sizlere kısa bir bilgi vermek istiyorum. Biyas Mühendislik 1997 yılında Ankara'da kurulmuş olup Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'daki ofisleriyle müşterilerine hizmet vermektedir. Ankara'da bir üretim atölyemiz ve Gebze'de bir test merkezimiz bulunmaktadır. Mühendislik yazılımları satışı, teknik desteği ve eğitimleri verilmektedir. Mukavemet, dayanıklılık, NVH, mekanik sistem simülasyonu, araç dinamiği, CFD, optimizasyon ve akustik konularında da çözümler sunulmaktadır. Biyas mühendislik bünyesinde test ve ölçüm sistemleri satışı da yapılmaktadır. Strain gauge, ivme ölçer gibi sensörlerden veri toplama sistemleri, iklimlendirme kabinleri ve elektrodinamik sarsıcılara kadar geniş bir ürün portföyünü müşterilerinin hizmetine sunan Biyas, bu çözümleri kullanarak mühendislik hizmeti de vermektedir. Tüm bu hizmetlerin yanı sıra Gebze TOSB'da bulunan test merkeziyle de test hizmetlerinde müşterilerinin çözüm ortağı olmaktadır. Biyas ürün ve hizmetlerine dair detaylı bilgiye www.biyas.com.tr adresinden ulaşabilir ya da info@biyas.com.tr adresine mail atarak sorularınıza en kısa sürede yanıt alabilirsiniz. Bugün sizler için ADAMS ile mekanik sistem simülasyonu webinarı gerçekleştirilecektir. Sunum Önder Türkan tarafından yapılacaktır. Sunum sırasında sorularınızı chat kısmından iletirseniz süremizin kalan kısmında sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarız. Webinarımızın kayıt altına alınacağını ve sonrasında Biyas web sitesinden yayınlanacağının da bilgisini verip sözü Önder Bey'e bırakıyorum. Teşekkür ederim Ekin Hanım. Ekran paylaşarak başlıyorum. Ekranım şu anda görünüyor mu? Evet, görünüyor. Tamamdır, teşekkür ederim. Merhabalar, herkese hoş geldin demek istiyorum. Adım Önder Türkan. Biyas Mühendislik ODTÜ Teknokent ofisinde 3 yıldır mekanik sistem simülasyon uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere ADAMS ile Mekanik Sistem Simülasyonu adlı webinarımızı gerçekleştiriyor olacağız. ADAMS hakkında genel bilgilendirme vererek içerik hakkında daha ayrıntılı bilgiye sahip olmanızı sağlamayı amaçlayacağım. İzninizle başlıyorum sunumuma. Sunumumuzun içeriği ekranda göründüğü üzere olacak. Çoklu cisim dinamiği simülasyonu neden kullanılır kısmıyla başlayacağız. Daha sonrasında ADAMS'ın neden kullanıldığını, avantajlarının neler olduğunu üzerine gideceğiz. Sonrasında farklı endüstrilerde ADAMS kullanımından bahsediyor olacağız. Son olarak da ADAMS'ın bu farklı endüstrilerde kullanılırken hangi özelliklerinden dolayı kullanıldığı, ne tarz özelliklere sahip olduğu ve bunların işlevselliği üzerine konuşuyor olacağız. Çoklu cisim dinamik simülasyonu neden kullanılır kısmına başlarsak olası problemleri ilk tasarım ya da detay tasarım aşamasında belirleyerek o anda üretime geçmeden ya da prototipe geçmeden önce orada bu tasarım aşamasında problemin düzeltilmesini amaçlar. Çoklu cisim dinamik simülasyonuyla bunları öngörüp tasarımımızı düzenleyebiliriz. Son eleman analizleri için yük tahmini gerçekleştirilebilir. Özellikle dinamik yükler ADAMS tarafında ve diğer çoklu cisim dinamiği analizleri tarafında son elemanlar tarafından nazaran daha kolay çıkartılmaktadır. Girdi olarak ADAMS ya da çoklu cisim dinamiği analizi yapan herhangi bir program sistem sonucunda zamana bağlı olarak bir yük çıktısı son eleman tarafına vererek son eleman modellerinde bu yüklerin input olarak girdirilmesi ve analizlerin koşturulmasına olanak sağlar. Yaptığımız hareket içeren kinematik ya da dinamik analizlerde ise geometrik konfigürasyonu optimize edebilmemizi olanak sağlar. Bu nasıl olur? Bir kapının kapanırken bir clearance volüm içerisinde bulunup bulunmadığı tarzı örnekler verilebilir ya da ettiğimiz iki parça birbiriyle hareket halindeyken düzgün bir şekilde etkileşime girip girmediğini kontrol edebiliriz. Son olarak da bu sayfada söyleyeceğimiz içerikte titreşim analizleri, frekans tabanlı analizler gerçekleştirmemize olanak sağlar çoklu cisim dinamiği simülasyonları. Ayrıca NVH tarafında sistemlerin
sistemdeki konfor analizlerini de alabilmemize olanak sağlar. Sistemi araç dinamiğine taşıdığımızda ise burada Ride Comfort, Vertical Dynamics tarzı etkileri de görebilmemizi sağlar. Diğer bir nedene geldiğimizde ise, neden kullanılır konusunu açtığımızda ise, sistemimize kontrolcü, yani kontrolcülerle manipüle ettiğimizde bu kontrolcülerin mekanik modelleri doğru manipüle edip etmediğini çoklu cisim dinamik simülasyonlarında görebiliriz. Bir sonraki konumuz ise hareketli parçalar için yüksek verimli çözümler almamıza olanak sağlar. Çoklu cisim dinamiği simülasyonları genellikle rigid cisim dinamiği çalışmalarında sonlu eleman programlarının oranla daha hızlı sonuçlar verir. Arka planda hareket denklemlerini oluşturup bu hareket denklemlerini, diferansiyel denklemleri hızlı bir şekilde çözebilmektedir. Sonlu elemanlar tarafında ağlı bir yapı oluşturulma üzerine bir analiz modeli oluşturulduğu için burada biraz daha çoklu cisim dinamiği çözümleri daha hızlı, rigid tarafta en azından daha hızlı cevaplar alabilmemize olanak sağlar. Ayrıca çoklu tasarım konseptine de uygun bir biçimde modelleme yaparak çoklu analizler koşturma ve bunları optimize etmemize olanak sağlar çoklu cisim dinamiği simülasyonları. Bu bahsettiklerimin şu ana kadar konuştuklarımızın hepsi ADAMS içerisinde zaten olan ve ADAMS'ı kapsayan özelliklerdi. ADAMS'ın özel olarak neden kullanıldığı kısmına geldiğimizde ise yaklaşık 30 yılı geçkin bir süredir ADAMS'ın arka plandaki çözücüsünün kodları geliştirilmekte. Dünyada kendi alanlarında lider durumda bulunan firmaların birçoğu bu programı ana program olarak kullanmakta ve diğer programları yardımcı program olarak kullanarak doğrulamalarını gerçekleştirmektedir. En yaygın kullanılan mekanik sistem simülasyonu olarak geçmekte ADAMS. Endüstri özelinde spesifik uygulamaları bulunmakta. Havacılık için özel uygulamaları, araç tarafı için özel uygulamaları bulunmakta ya da askeri araçlar için, tanklar için özel uygulamaları bulunmakta. Rüzgar türbinleri için özel uygulamaları bulunmakta. Bu tarz müşterilerle birlikte geliştirilen özel uygulamalar olduğu için çözümleri çok daha hızlı modelleyerek alabilmemize olanak sağlar ve kullanım kolaylığını bize sağlamış olur. Dünya lideri bir analiz programı olduğunu konuşmuştuk zaten. Ürünlerin işlevsel performansını sanal olarak oluşturarak test etme, inceleme ve iyileştirmemize olanak sağlar. Riskimizi azaltır, zamandan ve paradan özellikle prototip aşamalarında, detay tasarım ve ilk tasarım aşamalarında bize katkı sağlar. Önde gelen üreticilerle sektör özel uygulamalar da geliştirilmektedir. Bunlar her gün, geçen gün artmaktadır. ADAMS'ın portföyüne geldiğimizde ise iki içerik tarzında bulunmakta. Ana içeriğimiz zaten base package olarak geçmekte ve ADAMS View mekanik simülasyon arayüzümüz bulunmakta. Arka planda ADAMS solver'ımız bulunmakta ve bu arayüz üzerinden mekanik modelleme yaparak mekanik simülasyon gerçekleştirebilmekteyiz. ADAMS MEC tarafı daha sonrasında bu ADAMS'ın alt kısımlarını iki portföye ayırmakta. Horizontal Bundle ve Vertical Bundle olarak. Horizontal Bundle'da Flex Durability, Max Flex, 3D Rod, Tire Handling, Control, Mechatronic, Vibration tarzı çözüm metotları bulunmakla birlikte Vertical tarafında ADAMS Car, ADAMS Car Ride, Driveline, Machinery, ADAMS Drill, F-Tire tarzı modüller bulunmakta. Her birinin ayrı endüstri tarafında çözüme dahil olduğunu düşünebiliriz. Bunları ilerleyen tarafta biraz daha açıyor olacağız. Farklı endüstrilerde ADAMS kullanımına geldiğimizde ise otomotivde, havacılıkta, enerjide, ağır iş makinelerinde, makine elemanları tarafında birçok lider firma tarafından kullanılmaktadır. Otomotiv tarafında ekranda da göreceğiniz gibi Nissan, BMW, Mercedes, Mazda gibi dünya lideri firmalar. Türkiye'de ise BMC, TOK, Isuzu, FNSS tarzı firmalar otomotiv alanında ADAMS Car'ı tercih ederek araç modellemelerini bu program üzerinden yürütmektelerdi. Havacılık tarafında ise Boeing, Airbus, yine
Raytheon, NASA bu tarz firmalarla birlikte Türkiye'de de yine TAI, TEİ tarzı firmalar havacılık ve uzay olarak düşünürsek Roketsan yine ADAMS'ı tercih ederek mekanik sistem simülasyonlarını ADAMS'ı kullanarak gerçekleştirmektedirler. Hangi endüstrilerde daha çok kullanıldığına konuşmamız gerekirse de otomotiv ve havacılık tarafında gerçekten öncü bir arayüze sahip ve bu alanlarda aktif olarak kullanılmakta. Savunma sanayi kısmı zaten hem otomotiv hem havacılığa hitap ettiği için ikisi ile birlikte de düşünülebilir aslında. Üretim proseslerinin sırasındaki oluşturulan mekanik elemanlar, ağır iş makineleri, petrol, doğalgaz gibi kısımlarda ADAMS Drill adını verdiğimiz bir program kullanılmakta. Paketleme kısmındaki sistem oluşturulması, biyomedikalde serbestlikli insan vücudunun modellenmesi tarzı, rüzgar enerjisi, tüketim ürünleri, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi tarzı kullanımlar ADAMS'ın hitap ettiği endüstriler olarak düşünülebilir. Şimdi sırasıyla teker teker bazı lider endüstrilerde neler yapabildiğini ADAMS'ın konuşuyor olacağız. İlk olarak otomotivle başlıyoruz. Otomotiv tarafında powertrain, durability, safety, NVH, handling analizleri gerçekleştirebilmekteyiz. Powertrain tarafında yeni artık elektrikli araçlara geçilmesiyle birlikte 2021 yılı versiyonları ile birlikte elektrikli powertrain modelleme entegrasyonu da ADAMS kar içerisine gelmiş bulunmakta. Bununla dışında içten yanmalı motor modellemesi de yapılabilmekte. Durability kısmında sistem vertical özellikle dikey dinamik analizleri koşturulabilmekte. Proving Ground adını verdiğimiz test ortamları sanal virtual proving ground ortamı olarak ADAMS kara taşınarak İngiltere ve İspanya'da bulunan Proving Ground pistlerini sanal ortamda gerçekleştirerek durability çalışmaları gerçekleştirebilmekteyiz. Safety tarafına geldiğimizde özellikle devrilme analizleri ve analizin aracın sürüş yeteneğini kaybetmesi tarzı analizler gerçekleştirilmekte. NVH Ride tarafına geldiğimizde ise sallama tablası analizleri ve titreşim analizleri, yani input verip output olarak alacağımız bir frekans tabanlı analizler oluşturma, transfer fonksiyonu çıkartarak burada arka planda bir çözüm alma üzerine giden bir metot da bulunmakta. Handling ve road holding analizleri de yine ADAMS Car tarafında desteklenmektedir. Bu kısımla alakalı, otomotiv endüstrisiyle alakalı ADAMS kullanan firmalara geldiğimizde ise case study üzerinden ilerliyor olacağız. Sizlere şu ana kadar ADAMS Car üzerinde ve ADAMS üzerinde demek daha doğru olur. Yapılmış case study'lerden insanların, firmaların neler firmaların kendilerine neler kazandırdığı üzerinden gidiyor olacağız. İlk örneğimiz Sunny firmasının beton mikser kamyonunun yapısal yorgunluğunun tasarım aşamasında belirlenmesi ve modal sentez yapılması kısmı. Buradaki amaç yeni kamyon modelleri seri üretimden önce prototip aşamasına geçmeden analiz ortamında test edilerek yorulma analizlerinin sanal ortamda gerçekleştirerek prototip maliyetin azaltılması amaçlanıyor. MSI tarafındaki çözüme geldiğimizde ise Nasran'da esnek parça oluşumu gerçekleştiriliyor. MNF dediğimiz. Bu MNF dosyası ADAMS içerisine aktarılarak ADAMS'da esnek cisim dinamiği uygulaması gerçekleştirilebiliyor. Daha sonrasında dinamik simülasyon ise MSI ADAMS içerisinde gerçekleştiriliyor ve MSI ADAMS içerisinde gerçekleştirildikten sonra sistem üzerinden gerilmelere bakılarak sistemdeki maksimum stres seviyelerini görebiliyoruz. Ayrıca yorulma analizlerine de input olarak modal koordinat sağlaması input'u verebiliyoruz. Çıktı olarak bu case study'de baktığımızda simüle edilmiş gerilim titreşimi %80 korelasyona sahip ve test sonuçlarının %90'ın üzerinde bir tutarlılığa sahip olmasına olanak sağlıyor. Durability iş akışı ile birlikte çok büyük
maliyetlerin önüne geçilmiş oluyor ve zamandan test aşamalarını düşünecek olursak önce üretim gerçekleştirilecek. Bu üretilen parçanın teste götürülmesi, taşıma transportation'ı sonrasında orada test edilmesi ve bunların sensörler yardımıyla not edilerek dataların işlenilmesi ve raporlanması olarak düşünülebilir. Bu aşamaların hepsi zaman olarak azaltılarak Adams tarafında esnek cisim dinamiği analizleri kullanılarak sonuçlar yüksek doğruluk oranlarıyla gerçekleştirilebiliyor. BMW örneğine geçtiğimizde ise aşırı araç yük durumlarının simülasyonu örneği. Burada aracın alt şasisinin bir engele çarptığı durumdaki davranışı modellenmek isteniyor. Burada nonlinear bir yaklaşım olduğu için, doğrusal olmayan bir malzeme yaklaşımı olduğu için MSI çözüm tarafında Mark nonlinear tarafta, mekanik tarafta ise Adams kullanılıyor. BMW'nin araç dinamiği modelinin 250 serbestlik üzerinde olduğu belirtilmekte ve Mark tarafında da araç alt gövdesinin 200 bin serbestlikli 33 bin noda sahip bir sonlu eleman modeli kurulması sağlanıyor. Bu iki FEM ve Multibody Dynamics modelleri birleştirilerek kosimülasyon modeli oluşturuluyor. Kosimülasyon modellerinde Adams tarafından kuvvet dataları aktarılırken bu kuvvet dataları Mark tarafına input olarak giriyor. Mark tarafında bu inputlar, kuvvet inputları yapıyı deforme ettikten sonra deforme olan yapının deplasman sonuçları Adams tarafına tekrardan aktarılıyor. Bu şekilde analizler gerçekleştirilerek sistemin davranışı çözümlenmiş oluyor. Bir gün içerisinde yürütülen ve elde edilen kosimülasyon sonuçları sayesinde model tuning ve düzeltilmiş girdiler olmadan da korelasyonu gayet güzel bir şekilde sağlanmış oluyor. Yine para ve zaman yönünden tasarruf edilmiş oluyor. Bir sonraki örneğimiz Volvo'da MSI Adams ve Mark kullanarak başarılı bir süspansiyon tasarımı gerçekleştirilmesi. Burada kaldırıma çarpma senaryosunda alt salınacak davranışı tahmin ediliyor ve genel olarak genel amaçlardan bir tanesi de aracın hafifletilmesi. Yani süspansiyonun taşıyacağı yük doğrultusunda araç hafifletme çalışması. Burada yine kosimülasyon kullanılarak sistemin nonlinear davranışı Mark tarafında, mekanik davranışı ise Adams tarafında gerçekleştirilmekte. Simülasyonlar fiziksel testlerle aynı davranışı gösteriyor ve bir önceki BMW örneğimizde olduğu gibi süspansiyon modellemesi sayesinde hem araç hafifleme çalışması yapıyor hem de süspansiyonun alt salıncağının yapısal davranışındaki stres seviyeleri gözlemlenerek daha iyi bir süspansiyon geometrisi ortaya çıkartılmış oluyor. Diğer bir örneğimiz ise Isuzu Türkiye tarafından çeşitli süspansiyon tasarım alternatiflerinin kullanılarak belirli sürüş kullanımı sayesinde senaryolarında aracın performansının ölçülmesi amaçlanıyor. Burada fiziksel testi olan ihtiyacı azaltmak aslında temel amaç. Bunu sağlayabilmek için Adams'ta otobüs modeli kuruluyor tamamıyla. Süspansiyon performansını da görebilmek için sistemde dinamik analizler koşturuluyor. Dinamik analizler sonucunda da tasarım performansları belirlenerek Adams Insight adını verdiğimiz parametrik çalışmamızı ve optimizasyon çalışması gerçekleştirmemize olanak sağlayan Adams'ın ayrı bir arayüzü. Burada çoklu analiz koşturarak sistemin çoklu performansını görebiliyoruz. Bu MSI tarafındaki çözümdü. Sonuçlara geldiğimizde ise simülasyonda geliştirilen optimize edilmiş süspansiyon tasarımları devrilme riskini %8 oranında yaklaşık olarak azaltmayı sağlıyor. Piyasaya yeni bir ürünün çıkartılma süresini azaltıyor ve simülasyon modelinin tahminleri ölçümleriyle yakın oranda örtüşüyor. Bu sayede zaten analize olan güven artıyor ve testler ile harcanacak zaman ve para tarafından tasarruf sağlanmış oluyor. Scania örneğine geldiğimizde ise ağır hizmet tipi kamyon tasarımlarının iyileştirilmesi amaçlanıyor burada da. Burayı biraz daha hızlı geçeceğim. Örnek tekrar etti çünkü. Yine esnek bir yapı kullanılarak arka akslarla birlikte sistem esnek modelleniyor ve aracın stres seviyeleri ölçülerek ona göre tasarım optimizasyonu yapı üzerine sağlanmış oluyor.
Havacılık ve uzay tarafına geldiğimizde ise burada kontrol yüzey dağıtımı analizleri gerçekleştirilebiliyor. Kalkış ve iniş yükü üretimi analizleri sonuçlarına bakılabiliyor. İnsansız hava araçları için kanat bükme analizleri, iniş takımları tarafında açılıp kapanma, geri çekilme analizleri ve son olarak uçaklardaki kapı ve diğer mekanizmaların analizleri. Bu havacılık ve uzay endüstrisinin Adams'ın kullanım alanlarından bir tanesi. Bu kısımla alakalı örneklere geçtiğimizde ise Adams simülasyonları Curiosity uzay aracının inişinin iyileştirilmesi örneğimizle başlıyoruz. NASA'nın gerçekleştirmiş olduğu bir çalışma. Önemli görevleri sistem düzeyinde dünyada test edememe. Çünkü yer çekimimiz dünya ile bu uzay aracının ineceği taraf arasında farklı davranmasından kaynaklı dünyada bu ortamı tam olarak sağlayamama problemi bulunmakta. İniş süresini doğrulama ve araç alt sistemlerindeki yüklerin çıkartılması bu analiz paketindeki temel amaç. MSI'nin çözümüne geldiğimizde ise Adams iniş senaryolarında kullanılıyor. Çeşitli iniş senaryoları sırasında montaj modeli yani alt sistemler, araç üzerindeki alt sistemlerin etkileri inceleniyor. Uygun doğruluk sağlanması için sistemde hem esnek parçalar kullanılıyor hem rigid parçalar kullanılıyor. Sonuç kısmına analiz koşturulması sonucunda ulaşılan sonuca geldiğimizde ise her bileşen için yükleme dayanım optimizasyonu gerçekleştiriliyor ve parçalar aslında daha uygun kalınlık ve kütle mertebesine sahip olması sağlanıyor. Bu yönden optimum hale getiriliyor. Sınır tasarım yükleri çıkartılıyor. Maksimum yük, maksimum kütle, maksimum dimensionları belirleniyor. Uçuş donanımı arasında da temas olup olmadığı kontrol ediliyor. Bu geometrik bir bağlantıyı gösteriyor aslında. Aralarında clearance'ları belirleyerek geometrilerin iç içe geçip geçmediğinin kontrolü sağlanmış. Bir diğer örneğimiz ise Adams ile Patrick Air Force Base fırlatma performansının ve güvenliğinin iyileştirilmesi. Bu kısım test aşamasında gerçekten zor gerçekleştirilen bir prosedür. Fiziksel testler çok pahalı ve gerçekten çok zaman alıcı. Bu patlatma, base fırlatma testlerinde. Bu yüzden aynı senaryo Adams içerisinde bu karmaşık fiziksel modelleme Adams içerisinde gerçekleştiriliyor. Yaralanma olasılığı belirten bir endeks bir script yardımıyla oluşturuluyor ve sonrasında farklı senaryolarda fırlatma analizleri gerçekleştiriliyor. Sonuç olarak ise fiziksel testlerle bu oluşturulan analiz modeli ilk başta doğrulanarak aslında modelin doğruluğu diğer senaryolarda da kullanılıp kullanılamayacağı kesinleştiriliyor. Daha sonrasında sistem fiziğinin iyi anlaşılamadığı senaryolar artık testle değil de Adams modeliyle gerçekleştiriliyor. Ve devrim yaratan fırlatma, koltuk performans ve güvenlik analizleri bu sayede gerçekleşmiş oluyor. Kuyruk rotor dinamiği yüklerinin incelenmesi Augusta tarafından gerçekleştirilen. Burada fiziksel prototip oluşturmadan önce kuyruk rotor dinamiğinin çalışma mantığını anlamak amaçlanıyor. Ve tasarım ve sistem çalışması sırasında kritik yük koşullarının elde edilmesi amaçlanıyor. MSI tarafındaki çözüm ise Adams ile birlikte esnek yapı tarafından Nasran kullanılarak sistemi modellemek, rotor prototipi oluşturarak yük çıktısı almak. Sanal ortamda en kritik yüklemeler Adams tarafından dinamik bir analiz sonucunda bulunarak bu yüklemeler elde edildikten sonra da yapısal analiz süreçlerinin gerçekleştirilmesi sağlanıyor ve stres tarafından dayanıp dayanmayacağı kontrol edilerek tasarım optimizasyonuna gidiliyor. Mars keşif aracının Perseverance da şu anda güncel halde Mars tarafına gönderilmiş araçlardan biri. Bunun çoklu cisim dinamik simülasyonlarının gerçekleştirilmesi. Bilindiği üzere bu tamamıyla mekanik bir araç. Üzerinde süspansiyon elemanları direkt olarak bulunmamakta ve mekanik olarak aracın hareketi sağlanmakta. Bu yüzden aracın modellenmesi ve sistem serbestliğinin etkisi, esnek cisim yapı etkisi gerçekten çok önemli. Ve yine Mars'ta herhangi bir
Dünya ile aynı olmayan bir yer çekiminin olmasından kaynaklı olarak hem iniş hem Mars üzerindeki hareketi sırasında, dinamik bir hareketi sırasında doğru bir şekilde analizlerin tahmin edilebilmesi için EDMF kullanılıyor. Aracın süspansiyon parametreleri ve mobilite sistemi aslında burada EDMF simülasyonları gerçekleştirilerek optimize ediliyor ve Mars tarafına, Mars'a indiğinde uygun bir şekilde hareket edilecek araç elde edilmiş oluyor. Bir sonraki endüstrimiz ise ağır ekipmanlar ve makine elemanları tarafı. Burada hareket analizleri gerçekleştirilebiliyor. Hidrolik ebatlama gerçekleştirilebiliyor. Yük dayanıklılık çalışmaları yapılabiliyor. Sisteme kontrolcü eklenebiliyor ağır iş makineleri tarafından. Ve yine stabilite çalışmaları kontrolcüler yardımıyla gerçekleştirilebiliyor. Bununla alakalı örneklerimizde ise Türk Traktör'ün traktör aktarma organı tasarım süresinin EDMF tarafından azaltılması case study'miz bulunmakta. Zaman ve maliyet güç aktarma organlarının modellenmesinde önemli bir etken tabii ki. Bu tarz büyük araçlarda da bazı parçaların büyüklüğü, küçüklüğü ya da yerleşimi gerçekten zor. Tasarım aşamasında bunun belirlenmesi zor ve imkansız durumlar oluşturabiliyor. Çünkü çok sıkışık halde tasarımlar gerçekleştiriliyor ve bunların hepsinin teker teker optimizasyon edilmesi gerekiyor. Burada aktarma organlarında dişli çiftlerini modellemek için EDMF machinery kullanılıyor. Rulman tarafında da rulmanların modellenmesinde de EDMF bearing kullanılıyor. 2 haftalık bir simülasyon sonucunda da bir aydan daha uzun süren bir testin, fiziksel testin sonuçları korele ediliyor. Bu sayede düşük maliyetli simülasyonlarla hem test maliyeti azaltılıyor hem zaman yönünden yine tasarruf sağlanmış oluyor. Makine elemanları tarafındaki bir diğer örneğimiz ise yürüyen merdiven geliştirme süresinin EDMF kullanılarak azaltılması. Zincir dişlerindeki dinamik yük hesaplama aslında buradaki amaç. Ona göre zincir seçimi gerçekleştirilecek. Burada MSC'nin çözümüne geldiğimizde yürüyen merdiven tahrik sistemi EDMF machinery chain modülü kullanılarak gerçekleştiriliyor. İki zincir, zincir dişlisi, kılavuz ve eleman 210 adet eleman kullanılarak ekranda gördüğünüz model oluşturuluyor. Daha sonrasında yukarı hareket esnasında da insanları simgelemek için, insan kütlesini sisteme dahil etmek için de geçici yüklemeler gerçekleştiriliyor. Zincir sistemlerinin modellenme süresini %80 oranında bu çözüm azaltıyor. Doğru bir şekilde yük çıktısı alınabiliyor ve geliştirme döngüsü bu sayede kısaltılarak daha hızlı bir çözüm alınıyor. Son olarak endüstri enerji kısmına geldiğimizde ise burada gerçek zamanlı analizler gerçekleştirilebiliyor. Kuyu planlaması, dinamik yükler çıkartılması, mekanik hidrolik kontrolcü efekti ve bileşen tasarımı. Burayla ilgili de tek bir case study'miz bulunmakta. General Electric'in şu an yapmış olduğu bir case study, gelgit türbinlerinin fiziksel test ihtiyacının azaltılması örneği. Burada büyük ve karmaşık yapılar bulunmakta. Gelgit türbinleri hem inşa hem de test aşamaları gerçekten çok pahalı yine. Tasarımı tek bir seferde yaparak ve doğru bir şekilde yaparak aslında üretmek amaçlanmakta. Bunun için analiz tarafına çok büyük ihtiyaç duyuluyor. Türbün aktarma organları dinamik modellenerek mevcut yaklaşıma daha yüksek doğrulukta bir alternatif oluşturma buradaki amaçlardan bir tanesi. MSC çözümüne geldiğimizde ise türbin dinamiği modellemesi için esnek bir yaklaşım ile esnek yapı yaklaşımıyla EDMF kullanılıyor. Sisteme kontrolcü de eklenerek fiziksel model arayüz yardımıyla kontrol ediliyor. Bearing ve gear AT doğru dişli ve rulman modellenmesi seçiminde kullanılıyor. Bunlar da EDMF'in ayrı modülleri olarak geçmekte. Sonuç olarak ise birden çok esnek yapı içeren türbünün bu kompleks bir yapı olmakla birlikte hem de esnekleştirilmesinden dolayı yüksek serbestlikli bir sistem haline geliyor aslında. Bu yüksek serbestlikli sistemin dinamik davranışı incelenmiş oluyor. Sisteme 3 boyutlu dişli ve kontak ve rulman yükleri entegre edilerek daha doğru sonuçlar ve gerçeğe daha yakın sonuçlar elde edilmiş oluyor.
kompleks davranışlar ve coupling aktarım etkilerini gözlemlemek amacıyla da dinamik simülasyonlar koşturuluyor ve sonrasında tasarım optimize edilerek tek bir seferde üretim amaçlanıyor. Bir sonraki konumuz ise Adams'ın ürün özellikleri ve işlevselliği. Şu ana kadar Adams'ın dış taraftan bakarak Adams'ta neler yapılabildiği üzerine gitmiştik. Şimdi ise bu yapılan çalışmaların nasıl yapıldığı, hangi ürün bazlarının hangi ürünlerle yapıldığı konusuna geliyoruz. Adams tarafında flexible body integrasyonu, vibration analizi, durability analizi, kontrol sistem integrasyonu, template tabanlı modelleme, design çalışması ve optimizasyon çalışmaları yapılmakta. Bunlar için ayrı ayrı modül isimleri geçmekte burada gördüğünüz üzere. Ama çözümlerimiz genel olarak bunlar. Ayrıca gerçek zamanlı analizlerde donanım bazında ve Adams içerisinde gerçekleştirilebilmekte. Bunları şimdi ayrıntılı bir şekilde inceliyor olacağız. Esnek yapı entegrasyonuna geldiğimizde ise sonlu elemandan bileşen esnekliği dahil edebiliyoruz. Sonlu eleman tarafında bir modal analiz koşturarak bu modal analiz çıktısında modal natural file adını verdiğimiz sistemin Craig Bunton modlarını içeren bir dosya bulunuyor. Bu dosya sayesinde sistemi aslında mod şeklini lineer olacak şekilde temsil edebiliyoruz. Bu sayede de sistemimize esneklik katmış oluyoruz. Burada birçok son eleman kodunu destekliyor. Yani Nastran'dan, Markdown, Abaqus'tan, Ansys'tan MNF çıktısı alarak Adams modelinizdeki mekanizmanızı, herhangi bir elemanınızı esnekleştirebiliyorsunuz. Bunun faydalarına geldiğimizde uyumluluk özellikleri bulma, sistemdeki compliance analizlerini daha doğru bir şekilde gerçekleştirme ve sistemdeki dinamik yükleri özellikle daha yüksek doğrulukla tahmin etme. Bu dinamik yükler genellikle sonlu elemanlar tarafında daha problem yaratmakta. Çünkü dinamik analiz tarafında sistemin mekanik olarak nasıl davranacağını görmek biraz daha kritik bir seviyede daha önem içermekte. Bu bahsettiğim dinamik analiz tabii ki zamana bağlı bir analiz. Sonlu elemanlar tarafındaki şok ya da diğer modal transient tarzı analizlerden bahsetmiyorum. Başka tarzda yaklaşımlar da bulunmakta. Şu an modal natural file olarak konuştuğumuz yaklaşım sistemin lineer olarak esnekleştirilmesini içermekte. ViewFlex adını verdiğimiz ayrıca özellikle birlikte sistemimizi Adams dışarısına çıkmadan esnekleştirebiliyoruz. Sistemimizde doğrusal olmayan bir yapısal yaklaşım, esnek yaklaşım oluşturmak istiyorsak, kauçuk tarzı ya da burç tarzı malzemeler, elemanlar eklemek istiyorsak sistemimize. Sonlu elemanlar yaklaşımı dediğimiz Adams FE part, burada diskretize, stiffness ve damping elemanlarıyla parçaları bağlayabiliyoruz. Asıl kullanılan kısma geldiğimizde ise Adams ile Mark'ın kosimülasyonu. Mark tarafı sistemin yapısal tarafını, doğrusal olmayan yapısal tarafını çözerek Adams tarafını aktarıyor. Adams da sistemin mekanik tarafını çözüyor. Son olarak ise Adams MaxFlex tarafında arkada çözücü olarak Nasra'nın doğrusal olmayan non-linear çözücüsü olan Sol 400 kullanılıyor. Ve Sol 400 ile birlikte Adams içerisinde fully non-linear bir çözüm alınabiliyor. Bir diğer ürün özelliğimiz ise durability analizleri kısmı. Burada sanal test girdileri oluşturabiliyoruz durability analizlerine. Test tabanlı dayanıklılık tasarım sürecini sanal dünyaya aktarmamızı sağlıyor aslında bu olay. Test datalarını Adams içerisinde import ederek input halinde belirli bir yapıya ya da araca verebiliyoruz. Duty cycle oluşturabiliyoruz ve çoklu analiz koşturabiliyoruz. Yorulma programları ile veri paylaşabiliyoruz, stres dataları paylaşabiliyoruz, modal koordinat paylaşımı gerçekleştirebiliyoruz. Modal stres recovery paylaşımı yaparak sistemin stres sonuçlarına, stres recovery'lerine sonlu elemanlar programlarında bakarak doğrulamasını gerçekleştirebiliyoruz. Strain gauge tarzı sanal ölçümlerle not bazlı ilerleyerek bu sonlu elemanlar programlarında da klasik kullanılan bir özellik ölçümleme yapabiliyoruz. Faydalarına geldiğimizde ise kritik sonuçlar otomatik olarak çıkartılıyor. Maksimum stres
strain değerleri tarzında. Sistemin ömrü tahmin edilebiliyor. Tabii burada yorulma analizleri Adams tarafında gerçekleştirilmiyor. Yorulma analizlerine input sağlanıyor ve bu sayede tahmin etmeye yardımcı oluyor. Sistem performansı ve arızaları hakkında daha fazla bilgi edinilmesine olanak sağlıyor durability çalışmalarında. Bir diğer konumuz ise titreşim analizleri. Adams tarafında genellikle zaman tabanlı analizler gerçekleştirilmekte. Bu zaman tabanlı analizlerde belirli bir bitiş süresi belirttikten sonra analizin bitmesini bekliyoruz ve zamana göre bunu inceleyebiliyoruz. Bu biraz daha frekans tabanına göre daha yavaş gerçekleşmekte ve yüksek doğruluklu gerçekleşmekte. Frekans tabanlı analizlere geçtiğimizde ise bu analizler zaman tabanlı analizlere göre çok daha hızlı gerçekleşmekte. Ama sistemi Laplace ortamına taşıyarak lineerleştirme gerçekleştirdiği için frekans tabanlı analizler lineerleştirme tarafında oluşan hatalardan dolayı zaman tabanlı analizlere göre biraz daha belirli bir hata oranıyla sonuç vermektedirler. Bu sayede neler yapabiliyoruz kısmına geldiğimizde ise normal mod analizleri gerçekleştirebiliyoruz. Bu arada bu bahsettiğim hata kısmı tüm analiz programlarında olan zaman ve frekans tabanlı analizler arasındaki fark hepsinde olan bir durumdur. Normal mod analizleri gerçekleştirebiliyoruz. Frekans cevap analizleri belirli bir frekans aralığını tarayarak bu frekans aralığında doğal frekans değerlerimizin olup olmadığını ve magnitude değerlerimizi görebiliyoruz. Faydalarına geldiğimizde ise hızlı ve efektif çalışmamızı sağlıyor. Frekans tabanlı analizler zaman tabanlı analizleri göre çok daha hızlı sonuç veriyor. Ayrıca eklemek gerekirse verilecek tahriklere göre sistemin davranışını bilmemiz çok önemli. Sistemimizdeki doğal frekans değerlerini bilerek tahrik elemanı seçmemizi, bu tahrik elemanımızın kaç hertz'te tahrik olacağını seçmemize olanak sağlıyor ve bu tarz analizler tasarım aşamasında yine tasarım mühendislerine yardımcı oluyor. Bir sonraki konumuz ise kontrol sistemi entegrasyonu. Kontrol sistemi entegrasyonunda modellenen mekanik sistemle birlikte bu sistem artık kontrolcü eklenebiliyor ve sistem dinamiği ile kontrolü arasındaki etkileşim bu sayede gerçekleştirilebiliyor. Burada sisteme mekanik ya da elektronik kontrolcüler aktarılabiliyor. Bunların Adams içerisinde fonksiyonlar yazarak da aktarılabiliyor. Dışarıdan manipüle etmek için bir kontrolcü programında kullanılabiliyor. Bu tarafta MATLAB Simulink ve MSI'nin kontrolcü çözümü olan EasyFive aktif olarak kullanılıyor ve kosimülasyon adı verilen, kontrol kosimülasyon adı verilen özel kolay bir şekilde çıktı ve girdi olarak alabildiğimiz arayüzleri bulunmakta. Bunun dışında Functional Mockup Unit adını verdiğimiz protokole sahip, haberleşme protokolüne sahip tüm programlarla Master Slave ilişkisi dahilinde haberleşebilmekteydimiz. Bir sonraki konumuz ise tasarım çalışması, Design of Experiment ve optimizasyon. Bu kısmında da yine Adams'ın kendi mekanik simülasyon arayüzü içerisinde çalışmalar gerçekleştirilebildiği gibi ayrı bir arayüz olan ve sistemin analitik modellenmesi ve optimizasyonunun gerçekleştirilmesini sağlayan Adams Insight arayüzü de bulunmakta. Bunlar sayesinde ürünün tasarım aşamasında geliştirilmesi sağlanıyor. Link boyları ve kütle tasarrufu azaltılması sağlanabiliyor. Performans hedefleri gerçekleştirilebiliyor. Adams View içerisinde model parametrizasyonu gerçekleştirilebiliyor. Parametrik olarak kurulan modelle birlikte girdilerimiz ile çıktılarımız arasındaki ilişki kurulabiliyor. Design of Experiment çalışması yaparak. Burada size full factorial ya da belirli istatistik tool'ları kullanarak analiz koşturmanıza olanak sağlıyor. Yani tasarım havuzu oluşturabiliyorsunuz bu sayede. Adams Insight tarafına geldiğimizde ise parametrik olarak oluşturulan modeldeki tasarım değişkenleri hedef çıktığı minimize ya da maksimize etme olanağı sağlıyor. Sağ altta görebileceğiniz gibi Pareto diyagramı adını verdiğimiz girdilerimizin çıktılarımıza olan etkisinin yüzdesel olarak karşılığını bulabiliyoruz. Burada Adams Insight'ın sağladığı olay aslında analitik bir fonksiyon haline getirmek modeli. Çoklu analiz koşturarak AX kare artı BX artı C tarzı bir
fonksiyon haline getirebiliyor. Bu tabii ki mertebesi order'ı bizim seçmemiz ya da otomatik olarak Adams'ı seçtirmemiz öneriliyor. Basit örnek olarak veriyorum bunu. Bu sayede Pareto diyagramlarıyla dizayn değişkenlerimizden en az etkiye sahip olanı çıkartıp daha hızlı sonuçlar alabiliyoruz. Bir web çıktısı verebiliyor bize Adams Insight. Bu sayede Adams kullanımı bilmeyen, Adams çıktısını incelemeyi bilmeyen herhangi bir insanda bu web arayüzünü açarak girdiler ile çıktılar arasındaki ilişkiyi rahat bir şekilde görebiliyor. Bir sonraki konumuz ise araç deneyimi çalışmaları. Araç deneyimi çalışmalarında dünyada bu alanda lider olan ve Adams'ın en özelleşmiş arayüzü olan Adams Car kullanılmakta. Adams Car'da sistem, alt sistem ürünleri her biri tek tek oluşturularak tüm montaj haline getiriliyor. Ön süspansiyon, direksiyon, arka tekerler, arka süspansiyon, şasi tarzı, alt sistemlerin hepsi birleştirilerek tüm bir araç oluşturuluyor. Bu oluşturulan araç ise model kütüphanesi olarak mantığıyla çalışmakta ve Adams Car'ın kendi içerisinde bulunan standart senaryolarla birlikte analizleri koşturulabiliyor. Güvenlik analizleri dediğimiz yine devrilme analizleri, tilt table analizleri, direksiyon hissiyatı adını verdiğimiz direksiyon manevra analizleri, yol tutuş limitleri, maksimum dönebileceği çap, radius of curvature belirlenmesi tarzı analizler. Yine manevra, slalom analizleri, lane change, double lane change analizleri, oversteer, understeer gradientlerinin belirlenmesi ve bu durumların analizlerinin koşturulması gibi senaryolar bulunmakta. F-dial kullanarak lastik aşınmasının belirlenmesi tarzı ileri düzey analizlerde Adams Car içerisinde gerçekleştirilebilmekte. Bu gerçekleştirilen analizlerle 2018 yılından itibaren artık Adams Car gerçekleştirilen manevra senaryosuna göre literatürde hangi çıktıların alındığını otomatik olarak algılayarak size standart bir rapor kütüphanesi oluşturulabiliyor. Bu sayede çıktıları otomatik olarak görebiliyor ve inceleyebiliyorsunuz. Adams Car tarafı ile ilgili birkaç bilgi daha vermeniz gerekirse özelleştirilmiş bir arayüze sahip Adams View arayüzünden biraz daha farklı bir arayüzü bulunmakta ve template bazlı çalışmakta. Template oluşturduktan sonra araç alt sistemleri oluşturma ve bu araç alt sistemleriyle yarım ya da full araç oluşturarak analiz koşturmamıza olanak sağlıyor. Literatürde bulunan birçok analizi kendi içerisinde bulundurmakta. Ayrıca yine literatürde bulunan birçok alt sistemi, süspansiyon, direksiyon, şasi, powertrain tarzı alt sistemleri jenerik modellerini içermekte. Örnek vermek gerekirse double wishbone, MacPherson tarzı süspansiyon sistemleri, elektrikli ve içten yanmalı powertrain sistemleri, 4x4, 2x4x2 driveline sistemleri tarzı elemanları kendi içerisinde bulunduruyor. Bunları siz kendi aracınıza göre özelleştirerek tam bir araç oluşturup analizlerinizi koşturabiliyorsunuz. Bir diğer konumuz Adams Machinery. Adams Machinery sayesinde yüksek doğrulukta simülasyon almanızı olanak sağlıyor Adams. Makine elemanlarını sistem içerisine dahil ediyorsunuz bu sayede. Arka planda çalışan çözücüsü güvenilir ve endüstri lideri bir çözücü. Son işlem kısmında size yine Adams Car'da olduğu gibi otomatik raporlamalar çıkartıyor ve teknik bilgisi makine elemanları tarafında az olan kullanıcılar için bile sonuç okumayı kolay hale getiriyor. Gerçekçi analiz koşturmamızı olanak sağlıyor demiştik. Adams arayüzü içerisinden erişilebilir olup bu standart makine elemanlarını kolay bir şekilde modelimize ekleyip gerçekçi modeller ve gerçeğe daha yakın sonuçlar almamızı olanak sağlıyor. Çok basit sihirbaz arayüzüyle çalışıyor ve elimizdeki katalog değerlerini, makine elemanlarının katalog değerlerini input olarak girerek sistemimize eklememizi sağlıyor. Machinery tarafında neler içeriyor Adams dersek, gear kısmında dişli etkilerini sistem performansı üzerinde etkisinin incelenmesine olanak sağlıyor. 3 boyutlu kontak gibi dişli kontakları, backlash etkisi incelenebiliyor. Bearing tarafına geldiğimizde ayrıntılı kinematik ya da dinamik etkili bearingler, rulmanlar kullanılabiliyor. Piyasadaki birçok rulman firmasının 14.000'in üzerinde rulmanının direkt olarak Adams Bearing tarafında içeriyor ve siz buradan sadece rulmanın numarasını seçerek sisteme ekleyebiliyorsunuz ya da kendiniz sıfırdan oluşturabiliyorsunuz.
Bu sayede rulman yatak kuvvetleri hesaplayabiliyorsunuz, servis ömrü belirleyebiliyorsunuz. Dişli zincir tarafında zincirlerin sistem üzerindeki etkisi incelenebiliyor. Kasnak kayış tarafında iletim oranları, gerilim değişiklikleri, kayış dinamiklerinin sistem performansı üzerindeki etkisi tarzı incelemeler gerçekleştirilebiliyor. Kablo tarafına geldiğimizde ise kablo titreşimi sisteme eklenebiliyor ve bu kablo titreşimiyle birlikte sistemdeki değişiklikler incelenebiliyor. Kablonun gerginliğine bakılabiliyor. Kablo kayması sistem yük performansı üzerindeki etkisinin analize dahil edilmesi sağlanıyor. Anlatılacak kısımlar buraya kadar. Şu anda son olarak bir adet Adams arayüzümüz nasıl çalışıyor, nasıl bir model alıyoruz ve dinamik bir simülasyon nasıl gerçekleşiyor, çıktılarına nasıl bakıyoruz? Bununla alakalı ufak bir videomuz bulunmakta. Bunu paylaştıktan sonra soru cevap kısmına geçebiliriz. Burada bir Stewart platformu modellemesi bulunmakta. Tek bir kolu çizildikten sonra diğer kollarının parametrik olarak çizilmesi amaçlanıyor aslında. Bu da yeni gelen bir özellik Adams tarafından son 2 yıldır bulunmakta. User defined dediğimiz elemanlarla sistemi parametrik olarak modelleyip bu modelimizi çoğaltabiliyoruz. Şu anda sadece gördüğünüz üzere bir adet piston ve silindir ilişkisi bulunmaktayken sonrasında bunları çoğaltarak istediğimiz sayıda sistemi ekleyebiliyoruz. Dinamik bağlantılarını da bushinglerle şu anda kurulmuş bulunmakta. Daha sonrasında analizi koşturuyoruz. 1 saniyelik 500 step'lik bir analiz. Analiz tamamlandıktan sonra hem Adams hem Adams Car'da yaygın olarak kullanılan post-processor ekranı. Buradan simülasyonu video olarak izleyebiliyoruz. Videoyu çıktı olarak alabiliyoruz. Video ile birlikte sadece grafikle bakabiliriz. İkisine eş zamanlı olarak da bakabiliriz. Sistemdeki yükleri çıkartabiliyoruz. Yüklerle birlikte sistemimizin kinematik davranışını da ayrıca zamana bağlı olarak çıkartabiliyoruz. Bu çıktıları sonrasında son elemanlar tarafını input olarak da verebiliyoruz. Sunumumuz buraya kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şu anda soru almak için yeterli vaktiniz var diye düşünüyorum. Ama ileride aklınıza gelebilecek sorular için destek@piyas.com.tr adresine mail atmanız durumunda sizlere cevap vermekten memnuniyet duyarız. Teşekkürler Önder Bey. Teşekkür ederim. Sorularınız varsa chat kısmından iletebilirsiniz. Biraz bekleyin. Şu an için soru yok sanırım. Daha sonra aklınıza gelebilecek sorular olur ise destek@piyas.com.tr adresine mail atabilirsiniz. Bu webinarın kaydına ve daha önce gerçekleştirdiğimiz webinarlara web sitemiz www.piyas.com.tr üzerinden hizmetler bölümündeki eğitim sekmesinden her zaman ulaşabilirsiniz. Bugün gerçekleştirdiğimiz webinarın kaydı en kısa sürede web sitemize yüklenecektir. Webinarımıza katılım sağladığınız için teşekkür eder, herkese sağlıklı günler dilerim.